Selam canlar. Biz köye geldik yine. Kayınvalidem ve görümcemi mezarlığa getirdik. Gelmişken önce bir şöyle tavuklarıma hemen kısaca bakıp döneceğim dedim. Var ya, öyle güzel bir hava var ki sanki böyle yaz havası. Sıcacık. Çok güzel bir hava var. Bakayım tavuklar ne yapıyor. Onlara pirinç pilavı getirdim. Biraz yeşillik getirdim. Yesinler. Bak şimdi sesler çıkmıyor. Bak ses verince. Prenses. Bahçedeler zannedersem. Annem. Heh, geliyorlar. Bismillah. Anne. Ne yapıyorsunuz? Hadi gel. Gelin size yemek getirdim. Gelin. 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 Hadi gelin. Uy. Uy. Oh, ne güzel sıcacık bahçeniz var ya. Vallahi. Bu hayatı siz yaşıyorsunuz ya. Ben karanlık evde yaşayayım. Siz burada günlük güneşlik sıcacık evde yaşayın. Şöyle pilav dökeyim. Şunlar da az yiyeydi. Hep siz yiyorsunuz ya. Diyorum bir, öbür tavuklara bir şey geliyorlar yavaş yavaş. Pilavı diyorum hemen bunlar şey yap. Arta kalan yemekleri alıp geliyorum böyle. Suları var. Ay hava ne güzel ya. Sıcacık bir hava var dışarıda. Dur bakayım yumurta yapmışlar. He? Bakacağım. Hemen sen de gelir gelmez yumurtalara bakıyorsun bakıyorum ki. Sen bile merak ediyorsun Yunus. Vay vay vay. Maşallah. Şunlar zaten işaretli değil mi? Bak. Şunlar bu yeni. Şu bu da yeni. Bunlar tuks yatılacak yumurtalar. Aa bak burada da var. Allah'ım küçücük yumurta yumurtluyorlar. Neyse şöyle dursun. Maşallah maşallah. Bu ay şeyli aspirinler falan hep dökmüşler buraya. Şunlar buralar hep temizlenecek. Şurayı belki bahçeye dökerim. Ay pisletmişler burayı içine ya. Şurayı şey yapacağım ya. Havalar ısındı ya. Artık gelip burayı yine böyle bir düzene sokmam lazım. İnşallah. Hadi gidelim. Yunuslar mezarlığa giderken ben de şu bahçeye bir bakacağım. Çoktandır bahçeye girmiyorum. Ay bu kül var ya. Benim bunu tavuklara dökmem lazım. Odun külü çünkü. Tavuklar kendini temizliyormuş. Bit pire olmuyormuş herhalde. Bakayım çoktandır bahçeye bakmıyorum. Bahçede ne var ne yok bir bakalım. Şu kapıyı bir açayım. Kapıyı açamadım. Aman aman aman. Hemen sen de gir. Evet. Çoktandır bahçeme giriş yapmamıştım. Bakayım ne var ne yok. Maydanozlarım perişan durumda. Allah'ım burası iyice de yeşilmiş. Ben burayı çapalıyordum. Sadece toprak olarak bırakıyordum ama. Çok kötü halde bahçe. Vallahi burayı nasıl düzene sokacağım ben? Marullarım. Burası çökmüş. Seram. Bunu iyice şey yapmam lazım. Bakayım. Ya marullar da yani üşümemiş ama şey böyle. Hani. Bakayım çileklerim de böyle. Niye böyle olmuş bu sera ya? Aman çilekler inşallah kurumamıştır. Yok yok. Da çilekler yok piyasada. Normalde şurası doluydu yani. Neyse, havalar bir ısınsın bakalım artık. Kendini gösterir. Rokalar oralara serpilmiş. Evet. Bahçe bu durumda arkadaşlar. Yani bu sene bahçede baya yoğun bir iş beni bekliyor olacak. Vallahi buraları nasıl ben o eski güzel düzenine sokacağım bilmiyorum.
Bu arada fidanlarım, bak bu tutmuş da şu tutmamıştı ama dedik yine de şey yapmadık belki. Bu kurumuş. Yeni bunu şey yapacağım, yeni fidan alacağım. Bu ne durumda? Yok, bu da tutmuş. Bu da okey. Fidanlarımı bu diyeceğim. Güzel verim alsın diye. Şöyle. Şuraya iki tane alacağım. Şuraya alacağım iki tane fidan. Gel annem gel. Geçme şey marulan üzerinden. Gel. Heh, oh anasını. Oh yat. Yat. Heh, keyif senin keyfine. Oh güneşten bir güzel. Çok tatlı ya. Dur bir de şu güllerimin şeyine bakayım. Güllerim ne durumda? Vallahi Yunus'la işte yani zar zor iş yapıyoruz. İyi lavantalar yeşermiş yine. Şunları ne derler? Fidanı mı fidesi mi neyse aldık ama üzümler tutmadı ya. Ah biri de kırılmış. Bu niye kırılmış? Vallahi kırılmış. Ha, şimdi görüyorum. Bu niye kırılmış? Ha. Zaten tutmamıştı. Güller. Ay buralar çok berbat. Gerçi tavuklarım var ya şuraya soksam da bir otlasalar şurayı. Yeşilliği seviyorlar ya onlar şimdi. Birkaç gün buraya mı getirse? Böyle küçük bir kümes yapsaydım buraya getirirdim. Şey yapsınlar diye, burayı bir temizlesinlerdi. İyi olurdu yani. Neyse çıkayım da geze geze mezarlığa gideyim. Artık gel. Hadi gel. Gel anneciğim. Oh keyfe bak. Hele şuna ya, kocaman olmuş bu. Bana bak. Bana bak. Maşallah var ya. Size yemek döktük. Ha. Yeni mamalar gelecek de. Yunus bugün gidip alacak. Ben şöyle yürüyerek mezarlığa gideceğim. Aslında var ya şuradaki odun külünü şey yapsam da Leyla'ya desem de bana biraz şey yapsa biriktirse de tavuklarıma döksem ya. Odun yakıyorlar çünkü. Böyle bahçede bir tarafa dökeyim. Tavuklar orada eşelensin. Mezarlığa gidelim bakalım ne var ne yok. Sanki böyle yaz gelmiş de yani yazın ortasındaymışım gibi böyle bir sıcak terledim ha. Nasıl güzel bir sıcak var. Ama tabii bunlar şeymiş böyle. Birkaç gün sıcak olup tekrar soğuğa geçiş yapacakmış. Ay kar da yağmasın artık ya. Tavuklarım üşüyor. Bu sene bayağı bir zorlandım. Bu karışına. Gerçi kayınvalidem diyor ki korkma diyor. Suları buz dahi olsa tavuklar gagasıyla hani kırıp yer. Ben de diyor tavuk baktım yani diyor. Kışın diyor gidemediğim günleri oldu. Suları buz tuttu. Ama diyor hiçbir şey olmadı yani. Üşümez diyor tavuklar. Ay şuraya bak. Kayınvalidemlerin yanına gideyim. Neyse en azından bir tavuklara baktım. Havalar da sıcak ya. Güzel yumurta yapmışlar maşallah. Bugün almayacağım yumurta. Yarın alacağım. Yarın bir bakarım. Yunus'u ikna edebilirsem bir tünek yaptırmak istiyorum. Artık tavuklara bir tünek yaparız. Havalarda sıcakken orayı bir süpüreyim ben yine. Temiz olsun. Pislik yığılmasın. Ay çok güzel ya. Tam yürüyüş havası. Sıcacık. Kış gelir yazı özleriz. Yaz gelir kışı özleriz. Çok nankör insanlarız biz ya gerçekten. Hiç şükretmesini bilmiyoruz. Köyden geldim, evi temizledim. Çünkü temizlemeden gitmiştim. Derken bugün kolaya kaçacağım. Vallahi artık yemek pişirmekten bıktım. Ben emekli olmak istiyorum.
Yani bu çoluk çocuğu büyüttük artık, yemeği onlar yapması gerekirken hala ben yapıyorum. Bilmiyorum yani bu nasıl oluyor artık, bunların bir şekilde mutfağa girmesi lazım. Bir de bizdeki sorun da şu arkadaşlar, çok yemek seçen oluyor. Yunus'un yediğini çocuklar yemiyor, çocukların yediğini Yunus yemiyor. O yüzden ben de hepsinin yediği yemekten yapmaya çalışıyorum. Zaten genelde hep aynı yemekler oluyor, yemek seçtikleri için. O yüzden ben de genelde hep aynı yemekleri yapıyorum. Bugün böyle tembel kadın yemeği yapacağım. Tavuklu patates. Bir de ne yapacağım biliyor musunuz? Elmalarım arttı, onlarla turta yapacağım ama tereyağım bitmiş. Yunus'a tereyağı al gel dedim. Onu getirirken ben de hemen şöyle bir akşam yemeğimi yapayım diyorum. Yanına çorba yapayım diyorum ama sonradan içmiyorlar. O çorba kalıyor, ziyan oluyor. O yüzden bizde maalesef böyle çok çeşitli yemek yenmiyor. Tek çeşide yöneldiğimiz için ya da böyle alıştık. O yüzden en güzeli çok yapıp tek çeşit yapmak iyi oluyor. Sizler akşama ne pişiriyorsunuz? Belki yarın için bana da fikir olabilir arkadaşlar. Hepinizi yoruma davet ediyorum. Size hemen kısaca tembel tavuk yemeği nasıl olur onu anlatacağım arkadaşlar. Çok basit, çok kolay ve çok lezzetli bir tarif. Patates ve tavuklarımızı şöyle şeyimi aldım tepsime. Hiç de öyle bir kabın içinde buluşturup o kabı kirletemem sonuçta. Yani karıştırılacaksa burada da karıştırılır değil mi? Şimdi ikisini aldım. Baharatlar olarak tuz, köri baharatı. Tabi tercihe göre köri baharatı katmasanız da olur. Karabiber, kırmızı pul biber, kırmızı toz biber, biber salçası ve son olarak sıvı yağ. Çok az da su ilave edip hepsini bir karıştırıp harmanlayacağım arkadaşlar. Karıştıracağız yani. Evet, iyice bir mıncıklayalım, karıştıralım. Ne yapayım? Arada ben de kolay tariflere kaçmayı seviyorum. Gerçekten bazen hiç vakit bulamıyorum yemek pişirecek ya. O yüzden kolay tarifler çok işime geliyor arkadaşlar. Şunu bir karıştırıp geliyorum. Evet, yemeğimiz hazırdır. Bu kadar. Sonra fırına vereceğiz, pişireceğiz ve afiyetle tüketeceğiz arkadaşlar. Şimdiden yapanlara afiyet olsun. Evet, sıradaki menüm elmalı turta. Elmalar ziyan olmasın diye yemiyor çocuklar. Dedim ki madem öyle ben de turtasını yapayım. Çocuklar da afiyetle tüketsin. Şimdi hemen şöyle bir elmaları önce soymayacağım. Çünkü rendem kayınvalideme gitti. Yunus'u gönderim öğrendiği alana kadar ben önce hamurunu yapayım. Soyarsam kararır elmalar, o yüzden. Şöyle alıp hamurunu yoğurmaya başlayalım. Şöyle yoğurma kabımın içine tereyağımı alıyorum. Vallahi sanki bir şey söyleyeceğim. Hani günaha da girmek istemiyorum ama bu yağlarda böyle bir margarin kokusu almaya başladım artık ya. Yani tereyağı diye alıyorum ama hafiften böyle bir de margarin kokuyor. Sizler bunu fark ediyor musunuz bilmiyorum. Bile varsa bir evinizde bir deneyin, bir koklayın. Margarin kokuyor bu yağlar. Neyse, ben şu tarife bakıyorum arkadaşlar. Bakayım da yanlış bir şey yapmayayım. Çünkü ezberimde tarifi hiçbir zaman tutamam. O yüzden YouTube kanalıma bakıp geliyorum. Hatta şöyle yoruma da tarif ekliyorum. Yapmak isterseniz afiyet olsun. Elmalı turta için elmalarımız kenarda duruyor. Şimdi malzemeler olarak ben biraz büyük yapacağım. Çünkü tepsimi bayağı bir büyük kullanacağım arkadaşlar. O yüzden tarifin 1,5 katını yapacağım. Şimdi kattım. Tereyağımı erittim. 3 tane yumurta kattım. 250 gram tereyağı, 3 tane yumurta. Çok az da sıvı yağ ekledim. Hani tarifte tabii ki sıvı yağ yok. Ben kafamdan ekledim, onu da söyleyeyim. Ama tabii ki de YouTube'daki kafamda gidiyorum. YouTube'daki tarif yaparsanız daha da harika olur. Şöyle tereyağı ve yumurtayı hemen karıştırdım arkadaşlar. Şimdi içine bir paket kabartma tozu katıyorum. Bir paket kabartma tozu yeterli. Tarifte 8 yemek kaşığı şeker diyor. Ben onu şöyle 12 yemek kaşığı kullanacağım. Şöyle 12 yemek kaşığı hemen katıp geliyorum arkadaşlar. 12 yemek şeker tozunu, yani şekeri kattım. Hepsini şöyle bir karıştırıyorum. Son olarak da unumu katacağım. Kurabiye hamuru yoğuracağım arkadaşlar. Hemen şunu karıştırayım. Hemen şöyle unumuzu katalım. Tarifteki un 600 gram ama ben bunu göz kararı yapacağım. Çünkü tarifi biraz fazla yapıyorum şu an. Şöyle şunu bir yoğurayım bakayım. Az gelirse yine devamında un ilave edeceğim. Evet, az geldi. Tekrar un ilave edip geliyorum. Şöyle unumu tekrardan kattım.
Hemen hamurumu yoğurup geliyorum arkadaşlar. Biraz daha un katabilirim. Çok az. Evet, hamurumu yoğurdum. Şimdi arkadaşlar hamurun bir kısmını üzerine ayıracağım. Sonra diğerini tepsinin altına döşeyeceğim. O yüzden sakın hepsini tabii ki tepsinin altına döşemeyin. Zaten yorumda tarifi veriyorum. Orada daha detaylı anlatmışım. Oradan girip izleyebilirsiniz. Yapanlara afiyet olsun. Evet, elmalı turtamız için elmaları soydum. Bu kabuklarını da atmayacağım. Yarın tavuklarıma götüreceğim arkadaşlar. Şimdi elmaları hemen şöyle hızlıca bir rendeleyelim. Hemen şöyle rendelediğimiz elmaları tenceremizin içine alalım. Elmalarımız suyunu salıp tekrar çekene kadar güzelce bir kavuralım arkadaşlar. Elmalarımız kavrulurken şöyle hamurun yarısını hemen tepsimizin altına yerleştireceğim arkadaşlar. Evet. Alt tabanı yerleştirdik. Şimdi üzerine şu kadar bir hamur bıraktım. Buna hafif biraz daha un ekleyip iyice hamurun dağılmasını sağlayacağım arkadaşlar. Üzerine serpiştirebilmemiz için. Daha rahat serpiştirebilmemiz için. Onu yapacağım. Şöyle elmalarda bakın suyunu saldı. Çekme işlemine geçti hatta. İyice suyunu çektikten sonra şeker ve tarçın ilave edeceğim. Bir pakette vanilya ilave edeceğim. Çok güzel bir aroma veriyor. Ondan sonra elmalı turta yapmaya devam edeceğiz. Bu arada sizlere tarifi veriyorum arkadaşlar. Linki tıklayarak oradan detaylı bir şekilde alıp yapabilirsiniz. Hani beni beklemenize gerek yok. Benim tarifim bitmesini beklemenize gerek yok. Tarif zaten YouTube kanalımda. Ben biraz 1,5 katı yaptım. Çünkü tepsiyi bayağı büyük kullandım. Normalde şunun yarısı kadar tarifte uygulamamız gerekiyor. O yüzden ben tepsi büyük olduğu için dedim ki hani 1,5 katını yapayım çoluk çocuk. Doyasıya yesin. Değil mi? Neyse şu işlemi bitirdikten sonra geliyorum. Şöyle hemen şekerini ilave edeyim. Tarçını da. Vanilyam kalmamış. Ben de portakal aroması kattım arkadaşlar. İyice suyunu çekene kadar kavuracağım. Vallahi bugün köye gittim. Köyü hallettim. Geldim biraz alışveriş yaptım. Eve geldim. Evi temizledim. Ondan sonra yemeğim daha şurada duruyor pişecek. Bir de tatlımı da yapıyorum. Daha el işimi elime alamadım. El işi ancak akşamları alabiliyorum. Çünkü gerçekten bu saatler çok yoğun geçiyor benim için. O yüzden bu saatlerde pek el işi öremiyorum arkadaşlar. İyice şunu suyu çekene kadar bir kavurup geliyorum. Elmalar suyunu çekerken ben de şöyle şunu hafif bir yoğuracağım ki böyle tane tane açılsın. Yani ufalansın arkadaşlar. Çok güzel oluyor o şekilde. İyice şöyle tekrardan yoğurup geliyorum. Evet bakın aynı bu şekilde olacak. Görüyor musunuz? Un katarak hani ufalamaya çalışacağız arkadaşlar. Yapıştırmayacağız hamuru. Şimdi elmalara bakalım hemen. Evet elmalarımız da suyunu çekti, pişti arkadaşlar. Hemen şöyle ocağımızı kapatıp hamurumuzun üzerine dökelim. Soğumasını bekleyemeyeceğim çünkü vaktim yok. Sizler elmalı iç harcının soğumasını beklerseniz iyi yaparsınız. Benim vaktim olmadığı için arkadaşlar ben pek bekleyemeyeceğim. Hemen şöyle her tarafına eşit şekilde dağıtalım elmaları. Evet, her tarafına dağıtalım. Şöyle temizleyeyim. Şimdi şöyle elimizle ufaladığımız hamurumuzu yine güzelce elmalı iç harcımızın şöyle üzerine serpiştirerek yerleştiririm arkadaşlar. Evet, elmalı turtamız fırına gitmeye hazırdır arkadaşlar. Vallahi şimdiden çok güzel gözüküyor. Piştikten sonra inanın çok lezzetli bir turta tarifi. O yüzden şimdiden link veriyorum. Yapmak isterseniz yapanlara afiyet olsun. Elmalı turtamız pişti arkadaşlar. Vallahi şimdiden enfes gözüküyor. Ben bugünkü kahvemi içmedim. O yüzden kendime güzel bir kahve yapacağım. Yanında da elmalı turta. Afiyetle tüketeceğim. Tekrardan diyetisyenimle birlikte, yani diyet koçumla birlikte diyete başlamam lazım ama hep bir erteliyorum bu arada. Neyse diyorum haftaya. Belki haftaya başlarım artık.
Ama yani şimdi ben bunu yemeden de nasıl durayım arkadaşlar? Şunun güzelliğine bakar mısınız? Hele bir dilim alayım bakalım nasıl, altı güzel pişmiş mi? Genelde şunlar biraz geç pişirir. O yüzden fırının altına koyuyorum. Onu da söyleyeyim. Yani diğer tepsilere oranla biraz daha geç pişiriyor. O yüzden bu tür tepsileri fırının en altına koyarım ki alt tarafı tarifin güzel pişsin. Hemen şöyle bir dilim alıp geliyorum. Muhteşem. Vallahi süper olmuş arkadaşlar. Şöyle şu tarafından göstereyim. Geliyorum hemen. Sol elimi aldım çünkü. Gerçekten çok güzel arkadaşlar. Yapmak isterseniz tarifi YouTube kanalımda linki veriyorum. Gerçi burada da anlattım ama burada biraz kafanız karışabilir. O yüzden detaylı tarifi YouTube kanalından alıp yapabilirsiniz.